Herkese yeniden merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Lokum kıvamında kabak tarifini paylaşmak istiyorum. Malzemelerim hazır. Açıklama kısmına yazacağım. İstediğiniz zaman bakabilirsiniz. Hemen tatlımızın yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle kabaklarımı, büyük olanları ikiye bölüyorum. Kabaklarımı doğradım. İyice yıkadım, suyunu süzdüm ve şimdi borcamın içine diziyorum. Tek sıra haline kabaklarımı diziyorum. Siz isterseniz tepsi de kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde kabaklarımı dizdim. Şimdi üzerine şekerimi ilave ediyorum. Şöyle sevgili arkadaşlar, bir su bardağı şeker ilave ediyorum. Sizler biraz daha tatlı seviyorsanız şeker miktarını çoğaltabilirsiniz. Şekerini ilave ettikten sonra üzerini streç filmle kapatıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, yaklaşık 2 veya 3 saat kadar bekletiyorum. Fazla bekletmenize gerek yok. Şekeri hemen eriyor zaten. Geceden koyup sabaha kadar bekletmenize gerek kalmıyor. Yaklaşık 3 saatin sonunda şekeri tamamen eridi. Şimdi üzerindeki streç filmi alıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi suyunu salmış. Kesinlikle su ilavesi yapmadım. Şimdi aroma vermesi için şöyle bir adet çubuk tarçın koyuyorum. İkiye böldüm. Şöyle üzerine koyuyorum. Ve 4-5 adet karanfil koyuyorum. Varsa elinizde portakal, portakal kabuğunu rendeleyip koyabilirsiniz. Evet, şimdi üzerine yağlı kağıt koyuyorum. Şöyle sevgili arkadaşlar, yağlı kağıdı ıslattım. Suyunu elimle sıktım. Şimdi kabaklarının üzerine kapatıyorum. Yağlı kağıt sayesinde kendi buharıyla pişmiş olacaktır. Evet, bu şekilde önceden ısıtmış olduğumuz fırında yaklaşık 45 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Arada kontrol etmeyi de unutmayalım. Evet sevgili arkadaşlar, kabak tatlımı servis tabağına aldım. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok güzel görünüyor arkadaşlar. Yumuşacık lokum kıvamında oldu.
Şimdi üzerine ceviz serpiyorum. Videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.